EYT'liler başta olmak üzere bütün emeklilerin gözü kulağı bu ayki ödemelerde. Ekonomi haberimizle Sabah Ajansı sürüyor. Burası A Haber. Bayramdan önce bütün emekliler maaşlarını ve ikramiyelerini almış olacak. EYT'liler dahil tüm emekliler maaşlarını da bayram ikramiyelerini de günler sonra hesaplarında görecek. SSK kapsamında emekli maaşı alanların maaş ve Ramazan bayramı ikramiyeleri 3 günde yatırılacak. Ödeme günü ayın 17, 18, 19 ve 20'si olanların aylıkları 14 Nisan'da, ödeme günü ayın 21, 22 ve 23'ü olanların aylıkları 15 Nisan'da ve ödeme günü ayın 24, 25 ve 26'sı olanların aylıkları da 16 Nisan'da hesaplarında olacak. Bayram ikramiyeleri tüm emeklilerin hesaplarına zamlı olarak yatacak. Ramazan bayramı ikramiyesini zamlı olarak 2000 lira olarak almış olacaklar. EYT'lilerin alacağı maaş ve ikramiyenin ödemesi başvuru tarihlerine göre olacak. Mart ayında başvurmuş EYT'liler 2 ikramiye birden alacaklar. Nisan ayında başvurmuş EYT'liler Ramazan bayramı ikramiyesi değil, Kurban bayramı ikramiyesi alacaklar. Mayıs'tan Haziran'a kadar başvuran EYT'liler ise sadece Kurban bayramı ikramiyesi alacaklar. Haziran'dan sonra başvuran EYT'liler için ise bu sene ikramiye olmayacak. Bankaların EYT'liler için farklı farklı promosyon teklifleri var. Açıklanan en düşük promosyon ödemesi ise 3000 lira. Ancak emeklinin alacağı maaşın miktarına göre bankaların teklifleri de çeşitli oranlarda yükseliyor. Şimdiye dek açıklanan en yüksek promosyon teklifi ise 10.000 lira. Promosyon alabilmek için bankayla 3 yıl maaşımı senden alacağım anlaşması imzalamak gerekiyor. Bu rakamlar en düşük emekli maaşı 5500 lirayken belirlenmişti. Hala aynı teklifler yapılıyor. Ancak en düşük emekli maaşı 7500 liraya çıktığına göre promosyon rakamları da yükselecektir. Bu tabii rekabet ortamının getirdiği bir olay olacak ve emekliler buradan kazançlı çıkacak.